fırınınızı önceden 200 derece ızgara ayarını alıyorsunuz. Ondan sonra bir tane temiz, boş bir tepsi alacaksınız. Izgarayı en son etlerle birlikte orta kademeye takacağım. O yüzden şu alt kısmına bir tane boş bir tepsi yerleştiriyorum. Bu boş tepsinin içine biraz sıcak su koyacağım. Evet, bu kadar yeterli olacak. Bunu niye yaptım? Normalde fırında ızgara yaparken etler, tavuklar, köfteler hemen hemen hepsi kurur. Bu yöntemle ona engel olacağız. Ayrıca küçük bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Eğer fırınızın turbo ayarı yoksa, yani hava dolaşımı çok iyi olmuyor. O zaman bunu yaptıktan sonra yine ızgarayı takıyorsunuz. Eski usul araya bir tane tahta kaşık sıkıştırıyorsunuz pişerken. Bunu da yaparsanız asla ve asla etleriniz, köfteleriniz, tavuklarınız, hatta balıklarınız kurumaz. Biz suyu koyduk, buna gerek kalmadı. Şimdi hemen salçaları karıştıracağız. Yine her zaman ben ikisini karıştırmayı çok seviyorum. Şöyle tam dolu değil, bir kaşık kadar biber. Yine o kadar domates salçası koyacağım. İkisi birbirini deneyecek. Çok basit bir tarif. Sadece pişmesi yaklaşık bir 20 dakika kadar sürüyor. O esnada da aralarda çevirmeyi unutmayın. Çünkü ızgarayı yaktık, tek taraflı pişirecek fırın. O yüzden mutlaka çevireceksiniz. Şöyle yoğurdun suyundan daha çok alacağım. Yumuşak olmasını sağlar. Şöyle 3, hatta biraz daha koyabiliriz. 4 yemek kaşığı kadar yoğurt koydum. Yetmezse ekleyeceğim, yanımda dursun. Ben biraz bugün bol sarımsaklı olmasını istiyorum. Hemen bir tane daha ekleyelim. Bu da tamamdır. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağım var. Bütün baharatlar, ne seviyorsanız, tuz, karabiber. Ben taze kekik koyacağım demiştim. Şöyle biraz daha tuz koyalım. Bir de kırmızı toz biber, bence kesinlikle çok yakışıyor. Size de öneriyorum. Şöyle biraz daha koyalım, acısı hafif bol olsun. Bu da tamamdır. Şimdi şöyle bir iki parça taze kekik. Bunları aynen bu şekilde narince tersine yaptığınızda bütün yaprakları almış olursunuz. Bunların hepsini güzelce karıştıracağım. Şöyle küçük bir tel çırpıcı alalım. Homojene yakın bir karışım elde etmek istiyorum. Zeytinyağı şişeniz de yanınızda dursun. Duruma göre kıvamı ayarlayacağım. Bence biraz daha zeytinyağı koymamızda hiçbir mahsuru yok. Burada mutlaka her zaman, özellikle de misafirim gelecekse, sosun tadına mutlaka bakarım. Acısı iyi ama tuzu az. Biraz kesinlikle tuz eklemem gerekiyor. Şimdi geldik en eğlenceli yerine. Bütün tavukları içine atıyorsunuz. Şimdi ben biraz şişlere biber de koymak istiyorum, domates de. Acı tatlı hiç fark etmez, nasıl istiyorsanız. Şöyle birkaç parça biber keseceğim, kalın kalın. Bütün malzemelerim yanımda olsun. Çöp şişlerimi de çıkarmak istiyorum. Şimdi bunlar hazır, küçük parçalar halinde zaten. Şu şekilde. Parçanız ne kadar küçük olursa o kadar çabuk pişecektir. Onu mutlaka hesap edin. Bir yandan aynı sostan da içine koyacağınız sebzeleri mutlaka sürün böyle elinizle. Onlar da lezzetlensin. Ben şimdi şişlere dizdim güzelce. Bunları fırın ızgara teline yerleştireceğim. Bunları dizerken mümkün olduğunca aralarda aralık bırakmaya çalışın. Çok sıkı koyduğunuz takdirde pişmeyenler olabilir. Hani bir seferde hepsini pişirmek yerine iki part halinde pişirmek çok daha leziz bir sonuç verir bize. Hemen şöyle bakalım, kebapçılar gibi yapabileceğiz mi? Bir tane daha koyalım ve eti bol olsun dürümlerimizin. Keşke biraz da soğan kesseydik bence, değil mi? Harika olurdu. Şöyle bir iki tane de fazladan şiş koyalım. Şu bol biberliler bence harika olacaktır.